Xitay 1980 yildan keyin tug'ilganlarning hammasini jinoyatchi hisobladi. 19 iyun China Ay to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitay rejimi 1980 yildan keyin tug'ilganlarning hammasini jinoyatchi hisoblab keng ko'lamda tutqun qilishga boshlagan. Qarqash noyisi Chinvaq yezliq saqchixonasining ismini oshkorlashni xohlamagan saqchisi ma'lum muxbirning ziyoratini qabul qilib, o'zi o'sib yetilgan Yangi shahar kentida qoramig'i yetgan erlarning hammasi tutib ketilganligini, mazkur yezdiki 41% odamning atalmish tarbiyalash lagerga qamalganligini, kent ichida ayol va ballar qolganligini, erlarning tutib ketilganligi sababidan ayollarning erlarning o'rnida etizlarda ish qilishga majbur bo'lganligini, etiz ishlariga ayollar yetishalmay oiladagi o'smirlarmo yordam qilishga majbur bo'lganligini, odam qilmagan oilalarning yerlari boshqalarga berilganligini oshkorlagan. Mazkur saqchi yana navbatda Xitoy 1980 yillari va 1990 yillardan keyin tug'ilgan uyg'urlarning hammasini ishongili bo'lmaydigan odamlar qatoriga kirgizib, lagerlarga qamaganligini oshkorlagan. Qarqash noyisi Oqsaroy yesidan bir kishi Erkin Asiy radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilib, 2017 yil oxirida har qaysi yeza amaldorlari nohilik hukumat doiralari tomonidan tushirilgan 40% odamni atalmish tarbiyalash lagerga qamash haqidagi buyruqni topshirib olganligini oshkorlagan. Uyg'urlarning vaqtliq turish kenishkisi hal bo'ldi. Sharq Turkiston tashkilotlari birligi mas'ullari Turkiya Ichki ishlar ministerligi va ko'chmanlar idorasining bosh mudiri bilan so'zlashish natijasida Turkiyada yashayotgan uyg'urlarga umumiyuzlik vaqtliq turish kenishkisi berish tasdiqlandi. Hamda vaqtliq turish kenishkisiga iltimos qilmoqchi bo'lganlarning tizimini ko'chmanlar idorasiga yo'llash talab qilindi. Ma'rif jamiyati hozirgacha vaqtliq turish kenishkisiga iltimos qilmaganlarning tizdan tizimlatishini talab qildi. Vaqtliq turish kenishkisiga tizimlatish shartlari: birinchi, ilgari vaqtliq turish kenishkisiga iltimos qilib rad qilinganlar. Ikkinchi, 2017 yil 1 oydan keyin Turkiyaga kelib, insani yoki uzun muddatlik turish kenishkisi ololmay qolganlar. Uchinchi, qo'lida pasport yoki sayohat belgisi yo'q chegir atlab kirganlar yoki sayohat belgisini yo'qotib qo'yganlar. To'rtinchi, tug'ut isboti yo'q yoki Turkiyaga ota-onasi bilan birga kelmay, ota-onasining ismi o'xshashmaslik sababidan vaqtliq turish kenishkisi ololmaganlar. Vaqtliq turish kenishkisiga iltimos qilib kutayotganlar bo'lsa, tizimlatmasimi bo'ladi. Ularning vaqtliq turish kenishkisi qisqa vaqt ichida chiqadi. Tizimlatish o'rni Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Zeytinburnu ishxonasi. Zeytinburnudagi Sutuq Bug'roxon kitobxonasining usti qavatida. Tizimlovchilar Mo'minjon, Musajon, Ilhan Turalli. Telefon nomerlari 0534 650 59 91, 0536 835 45 23, 0553 738 44 85. Kürşat Mijan baş ministrinin sözlerine reddiye verdi. 18 iyun Alperen Ocakları İstanbul Şöbesi'nin reisi Uygurlarının dostu Kürşat Mijan Efendi öz işhanısta Türkiye Cumhuriyeti baş ministri Binali Yıldırım'ın 15 iyun Babala TV'de kılgan Xtay'nın zimin pütüldeki biz üçün muhim digen sözde hakkıda bayanat verip Uygurlarını suyundurdu. Kürşat Mijan Efendi bayanatıda yakından beri ictimai uçur vasıtları ve televiziye haberlerine dikkat kılavatkallıkını Başministrinin 15 iyun Uygur Türkleri hakkında kılgan sözleri könlünü yerim ve perişan kılgallıkını bildirip munularını dedi. Biz başka bir devletin zimin pütüllükünü himaye kılımız dep, kayrındaşlarımızdan, dindaşlarımızdan zulümde kılışı, arnumuz şan şaraplarının defsende kılınışını, dini ve milli medeniyetinin bastırılışını körmez bulup olmasıkımız lazım. Şarık Türkistan'ın ismi dilla Türk zimini işkelliğe çıkıp durdu. Şarık Türkistan bizden atı tüpürükümüz. Biz Xitaylarning zaminini besib olmadik. Xitay qirindoshlarimizning ziminiga kelib ishg'ol qilib oldi. Xitay Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan beri Uyg'ur turklari madaniyatining 60%ini assimilyatsiya qilib bo'ldi. 1949 yildan boshlab Xitayning Sharq Turkistondagi mustamlakasi amaliylashdi. Undan ilgari Turkiya Jumhuriyati Sharq Turkistonni mustaqil bir davlat deb e'tirof qiladi. Amdi birilari chiqib, biz Xitayning zimin butunligini qo'g'daymiz deyotdi. Albatta qo'g'dasangiz bo'ladi. Biroq Sharq Turkiston Xitoyning zimini emas. U bizning ota yurtimiz, zolim Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi qirindoshlarimizga qilmagan zulmlari qolmadi. Uyg'ur singillarimizning qornini yerib, bovoqlarini o'ldirdi. Tili, put-qo'llarini kesdi. Ishbat nomuslarini bulg'idi. Sharq Turkistondagi zulmda ingrayotgan qirindoshlarimizni qo'g'dimay, Xitoyning tuproq butunligini qo'g'dimoqchi bo'lsak,
Ondaqta Palestin, Suriya, Misir qatarlıq rayonlardaki və ondan başqa zulümdə ingravatqan qeyrindaşlarımızdı mı qoğdumaylı. Şərq Türkistanda insan haqları ən eğir dəpsəndə qılınıvatıdı. Yıqında Allah bizdən bunların hesabını soraydı. Dövlət başqırıqçıları bundaq sözlərini qılmaslıqı gerek. Xalqımızdan 99% musulman. Biz özümüzdə musulman dəb yaşamaqçı bolsaq, əqidimiz, imanımız bilən barlıqımızdı Allahqa amanat qoyub yaşışımız lazım. Mücadilə qılmaqçı, uğruşmaqçı bolsaq, Allah yolda qılışımız lazım. Siyasetçi bulmakçı bolsaq, zalimlerine karşı Adem'dek tik durup, mezlumlarının tarifede duruş gerek. Bulması teslim bulup, yapıraktak yerge çüşüp, esli kıyafetimizini tepiyelişimiz lazım. Ben Türk milletini korkmasızlıkı çakırım ben. Biz Müslümanlarda avval Allah'ın kudretine işençimiz kamil buluduken, ahirki galiba bizden buludu. Devlet başkurguçlarının kandaktır bir gepleri bizne aldıyalmaydı. Biz halk teşkilatı bulu süptümüz bilen, zulüm Palestin'de bolsun, Kerkük'te bolsun, Tarablus'ta bolsun, Şarkı Türkistan'da bolsun, ahirki nefsimiz geçe mezlumlarının yeni tuturumuz. Onlarının hak hukuklarını ahirki çıkıqdayımız. Allah bizni zulümde kalan kıyrındaşlarımızın zulümden kutuluşuğa vasıtı bolgılı nesip kılsın. Allah devlet başkurguçlarını doğru yolu başlasın. Devletler arası da herhal kilişimler buludu. Bırak zalimlerini kollab imza koyup Allah'a karşılık kılsak, kıyamet gündeki Ali Sot Mahkemesi'de kandak mı hesap verimiz? Bu dünya mengülük emez, belki vakıtlık. Mengülük alem üçün mücadele kılıp, Allah'ın cemalini görüşge tirişiş lazım. Şarkı Türkistan'ın tarihi bu yerde var. Xtay, Şarkı Türkistan halkıge kandak sulumlarını kılavatkallıkını bilimiz. Toğra, Xtay'nın sani 2 milyardkı yıkılışıp, dünyanın hemme yerge yamraşkı başıldı. Bularga mı dikkat kılışımız gerek. Bırak biz Müslümanlarga nispeten san muhim emez. Allah ilgiri Muhammed aleyhisselam ve sahabelerini hem de Osmanlı koşunu İstanbul'u fethi kılganda körünmez koşulları bilen yardım kılganlıkını obdan bilimiz. Biz eni şu medeniyetinin evlatları. Şunu sanığa aldanmayımız. San bizlerini korkutalmaydı. En büyük, en kudretliki Allah'tır. Her kandık çoğun hakimiyet küçü Allah'ın küçü aldı da hiç neresine erzimeydi. Oylap bakaylı. Amerika'da yanar tağ partıldı. Kıpkızıl magmalar her tarafki yamıravatıdı. Amerika kudretlik bolsa tosup baksın. Mana bu Allah'ın küçü. Ey Müslümanlar, ey Türkler, biz küreşçi millet. Biz neçi yüzyıllardan beri İstanbul bizden bayrağımız aslında turvatıdı. Allah bu nimetini bizge nesip kıldı. Bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkidi turvatıdı. Allah kelgüsü bu şerefini bizden elip başkalarına verse, biz kandak kılalıydık. Allah bergen bu nimetlerinin kıymetini bilişimiz, onun şükür kılışımız lazım. Yani daha arkadaşlarım, aziz Türk milleti, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, inayeti ve hidayeti üzerinize olsun. Özellikle son günlerde Doğu Türkistan'la alakalı sosyal medyadaki haberleri takip ediyoruz. Televizyondan özellikle Başbakanımızın söylemlerini takip ettik. Ve bizi derinden yaralamıştır, üzmüştür. Tabii ki biz başka devletlerin toprak bütünlüğünden yanayız. Ama soydaşlarımızın da, din kardeşlerimizin de zulme uğramasına, işkenceye maruz kalmasına, mukaddes hatlarının çiğnenmesine ve tüm milli ve İslami değerlerine hunharca saldırılmasına göz yumamayız. Kaldı ki Doğu Türkistan Türk yurdudur. İsmiyle müsamma. Ata topraklarımızdır. Biz Çinlilerin toprağını işgal etmedik. Çinliler bizim kardeşlerimizin öz yurdumuzu geldi işgal etti. Bakın son 50 yılda gelinen nokta. Türkiye'deki danlık davetçi Uygur sevdası Abdülmetin Balkanlı oğlu vapat buldu. Türkiye'de hak suyerliki, cesurliki, herkandık ehvalde hakkını aşkarı sözleş, zalimnin gözüge tikilişi bilen tonulgan danlıq davetçi Abdülmetin Balkanlı oğlu bugün yürek kesili kozgulup qeli sebebidin tuyuqsız vapat boldi. Bugün etigen saatlerde kozgalgan yürek kesili sebeplik derhal İstanbul Çapı Doktorhanısı'a elip berilgan Abdülmetin Balkanlı oğlu bütün kutkuzuş ünüm bermey hayatka közlerini yumdi. Merhum ustaz hayat vaxtıda her pürsetti Şarkı Türkistan üçün söz kıldıgan Uyghur halkının derdini öz derdi bilidigan tolumu xuşxoy ve cesur ehli sünnet alimlerinden biri idi. Onun vapat haberi onu tunuyduğun Türkiye'deki bütün Uyghurlarının kalbini püçüldü. Merhumga Allah'tan mağfiret ve rahmet ata kılışını, ailesine sabır taqat berişini tileyimiz. Bundan sonra bizi inşallah
Ben bayrağımı da, hem kırmızı bayrağım vardı bir de mavi bayrağımı taktım. Mavi takımı da kasıtlı giydim. Yani mavi trak takımı da kasıtlı giydim. Ben bundan sonra zaten çekik gözüm ve yanaklarım da orijinal o toprağın çocuğu olmaya çok müsait arkadaşlar. Ben bundan sonraki duamda inşallah tüm Müslümanları Allah şahittir. Allah hep bizi dinliyor, izliyor, gözlüyor arkadaşlar. Şöyle bir sızlı bir yürek taramasıyla tarıyordum. Oralarda bulamıyorduk ama hiç olmazsa gönül taramasında cümle mümin kardeşlerimizi, başlarımızı ortak ediyorduk. Bundan sonra Türkistan arkadaşlar, hikmet ilahi unutulan değil de unutturulan vatan. Öyle bir şey söz konusu. Unutturulan vatanımız Türkistan'a daha büyük öncelik vererek inşallah maddem manen bundan sonraki organizasyonlara, haberlere inşallah daha duyarlı olacağız. Türkiye askerleri Munbiş'te çarlaşını başladı. Türkiye armiyesi askerlerinin Suriye'nin şimalında terörlük teşkilatı YPG PKK'nın işgali astıdaki Munbiş'te çarlaşını başlayacağını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Türkiye armiyesi Munbiş'te askerlerinin öz aldığı çarlaşmaları doğrultusunda bayanat ilan kıldı. Bayanatta mundaq deyildi. Fırat halkını harbi hareketi dairesi bilen Munbiş arasında kalan liniyada Türkiye askerleri bilen Amerika harbi kısımları müstakil halda çarlaşını başladı. Türkiye armiyesinin harbi avtomobilleri Fırat Kalkını harbi hareketi dairesindeki rayonga teve Carablus nahisi bilen Munbiş aldınkı sepini birbirinden ayrıydıgan Sacu deryası etrafına girgen. Türkiye armiye kısımları bilen Amerika harbi kısımları bu rayonda Amerika harbi bahsi yaylaşkan Dalat nahisinin karşısında birlikte çarlaş ve koordinasyonu saklaş faaliyetini emelge aşırmakta.